Merhaba arkadaşlar, AYT Edebiyat denemelerine bir süre ara vermek zorunda kalmıştım. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. 21. denemede kalmıştık AYT Edebiyat deneme çözümünde. Hedefimiz ne arkadaşlar? İnşallah 24'te 24. Bir tane bile boş geçmeyecek inşallah edebiyata giren arkadaşlar için. Şimdi ilk soruyla başlayalım hemen. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Nazmın hiçbir manası olmaması değil. Nazmın bu manayı çığırmaması. Çığırmaması gerekir. Mananın şiirde öyle pek önemli olmadığını galiba Ahmet Haşim söylemiştir. Mana önemli değil. Sonradan Nurullah Ataç bunu yaygın hale getirdi. Ama Ahmet Haşim bunu daha çok Yahya Kemal Beyatlı'nın nazmını müşkül bir duruma sokmak için yapıyordu. Burada gizli zaten. Nazmın hiçbir manası olmaması değil. Bak, hiçbir manasının olmaması değil. Çığırmaması, söylememesi, yani çığırmamasından kastı nedir derseniz özlülük değil. Naturellik, yani doğallık değil. Süreklilik, duruluk değil. Ahmet Haşim mananın çığırmaması, yani mananın kapalı olması demektir. Birinci sorunun cevabı Ceyhan. İkinci soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili. Hangisi söylenmez? Birinci cümlede öneri. Bir diğer ismi tavsiye. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Ziya'ya mektuplarını mutlaka okuyunuz. Bir tavsiye vermiş bize. Öneri. Doğru. İkinci cümlede tenkit vardır. Yani eleştiri. Cahit Sıtkı Tarancı'nın ne gibi etkiler altında kaldığını, Ziya Osman Sabah'ı nasıl etkilediğini, onu adeta şiir eğitimine bağlı tuttuğunu göreceksiniz. Bir eleştiri var mı? Hayır. Hiçbir eleştiri, hiçbir tenkit söz konusu değildir. Göreceksiniz. Böyle öneriye yakın. Böyle tavsiyeye yakın. Hani okuyun da siz kendiniz görecekmişsiniz der gibi. Burada herhangi bir eleştiri yok. Bir daha bakalım. Cahit Sıtkı'nın ne gibi etkiler altında kaldığını, Ziya Osman Sabah'ı nasıl etkilediğini, onu adeta şiir eğitimine bağlı tuttuğunu göreceksiniz. Yine bir tavsiye niteli bir cümle. Ama ne Ziya Osman, ne Cahit Sıtkı, ne eserleri hiçbir şekilde eleştirilmemiş doğru. Değerlendirme. Hayranlık uyandıran bir kitap. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, unutmayın, değerlendirmede genelde öznel ifadeler vardır. Bak, harika bir kitap. Hayranlık uyandıran bir kitap. Hayranlık. Bana göre hayranlık uyandırabilir. Size göre uyandıramaz. Demek ki bir değerlendirme vardır. Neden sonuç ilişkisi varmış? Ziya Osman Sabah'ın Cahit Sıtkı Tarancı'yı daha fazla takip edememesinin nedenlerini onun yedi meşale ruhuna iyice bağlı olmasında, bir türlü o ruhtan kendini sıyıramamasında aramalıyız. Neden aramalıyız? Nerede aramalıyız? Sebepler ne? Neden sonuç ilişkisi var? Tahmin var mı? O kadarı da Ziya Osman Sabah'ın yeteneklerinden çok şiire olan aşırı sevgisinden, eğiliminden doğmuş olsa gerek. Bakın, olsa gerek ifadesi zaten bir tahmindir, gerekliliktir, olasılıktır. Yani cevabımız Bursa. 3. Bu parçada yazarın hangi niteliğine değinilmemiştir? Resim, şiir, müzik ünlü sanatçının hayatının parçalarıydı. Bak, hayatının parçası. Edebiyatın yanında müziğe ve resme ilgi duyduğu var mı? Var. Evet. Tamam. Şiir var. Bak, şiir zaten edebiyattır. Bir de resim var, bir de müzik var. O zaman doğru. Her koşulda resim yapmayı seven sanatçı, insanı ve ona ait her durumu tablolarında gösteriyordu. Bir ara heykeltıraşlığa da merak salan sanatçı, bu alanın ayrı bir yetenek gerektirdiğini anlayınca hevesinden vazgeçmişti. Tamam. Edebiyat ve ressamlığı bir arada sürdüren sanatçı, şiirlerini bestelemek isteyenlere karşı sert bir tutum sergiliyordu. Şiirinin bestelenmesine hoş bakmadığına doğru, tamam. Şiirlerini bestelemek isteyenlere karşı sert bir tutumu varmış. Ona göre şiir sadece okunan bir eser olarak kalmalıydı. Şarkı haline getirilen değil. Resim, müzik ve şiire ilgi duyduğu var mı? Var, evet. Hayatının parçası. E hocam, hayatının parçası olduğu ilgi duyduğu anlamına geliyor mu? Evet. ÖSYM senden buradaki ifadenin aynısını şuraya vermez. Birebir vermez. Değiştirerek verir. İnsanın resimlerinde konu ettiği var mı? Evet, bu da var. Resim yapmanın onu dinginleştirdiği, onu sakinleştirdiğine dair herhangi bir bilgi verilmemiş. Yani onun ruhi halleri üzerinde resmin ne gibi bir etkisi var? Söz konusu değil. 3 Denizli. 4. Bu parçada Ali Canip'in eğitim anlayışıyla ilgili ifadelerden hangisine değinilmiştir? Diyor ki, ülkede kararlı bir eğitim politikasının bulunmama nedenine, Ali Canip'in eğitim sisteminin düzeltilmesine yönelik önerilerine, Ali Canip'in ideasını, yani fikirlerini güçlendirmek için başvurduğu örne. Bakalım hangisine değinilmiştir. Ali Canip'e göre mevcut eğitim sistemi güzideler sınıfı değil, ancak bilgi sahipleri yetiştirmektedir.
ülkede istikrarlı bir eğitim siyasetinin olmaması da güzidelerden mahrum oluşumuzdandır. Bu düşüncelerini kuvvetlendirmek için Avrupa'daki hayatı işaret eden Ali Canip Yöntem, Avrupa'da en imanlı adamların yüksek tabakadan çıktığını, bunların milletleri hakkında iyimser olduklarını söylemektedir. Ülkede kararlı bir eğitim politikasının bulunmama nedenini söylüyor mu bize? Şimdi, kararlı bir eğitim politikasının bulunmama nedeni, ona göre mevcut eğitim sistemi güzideler sınıfı değil ancak bilgi sahipleri yetiştirmekte, istikrarlı bir eğitim siyasetinin olmaması. Kararlı, istikrarlı, kararlı. Aynı kapıya çıkar, o zaman bir var. O zaman şunları eredim. Eğitim sisteminin düzeltilmesine yönelik önerileri var mı? Hayır. Bakın, Ali Canip öneride bulunmuyor burada. İdeasını güçlendirmek için başvurduğu örnek var. Avrupa'yı örnek vermiş Ali Canip Yöntem. Yani dördüncü sorunun cevabı Edirne. Geldik beşe. Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisine yer verilmiştir? Ben gamlı, donuk, kış güneşi. Çıplak dallarda sessiz dinleniyordum. Köyleri, yolları, dağı, taşı ısıtıyor, avutuyordum. Şimdi bak, burada bir kış güneşi var. Sessiz bir şekilde dinleniyormuş. Gamlıymış, kederliymiş. Isıtıyormuş, avutuyormuş. Avutmak, gam, keder sahibi olmak kime özgüdür? İnsana özgüdür. İnsana ait özellikler kime verilmiş? Doğaya mı verilmiş? Evet, bir telmih yok. Hüsnü talil, güzel nedene bağlama yok. Tecahül arif, bilip de bilmemezlikten gelme yok. Kinaye, hem gerçek hem mecaz anlama gelecek bir şey yok. Cevap Bursa. Edebi sanat sorusu sorulacak mı? %99 sorulacak, unutmayın. Ama ÖSYM çok zorlamıyor, çok kasmıyor arkadaşlar. Ona da dikkat edin. 6. Bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez? Şimdi alışılmamış bağdaştırma vardır. Bu çok kafa karıştıran bir şey. Şöyle küçük bir örnek üzerinden vereyim, aklınızda bulunsun. Aklıma geldikçe. Şimdi küçük f. Nasıl f? Küçük f. Bu bir sıfat mıdır? Evet. Aklınıza, mantığınıza yatıyor mu? Küçük f. Akla yatıyor değil mi? Küçük f. Kırık kapı. Bakın, bu alışılmış bağdaştırma. Akla mantığa yatıyorsa alışılmış bağdaştırma. Bağdaştırma ne demek? Tamlama demektir. Şimdi ama kan ağlayan duvar. Nasıl duvar? Kan ağlayan duvar. Yine sıfat. Akla mantığa yatıyor mu? İmkansız. Kan ağlayan duvar mı olur? Olmaz. O zaman bu ne? Alışılmamış bağdaştırma. Açılmış sarmaşık gülleri. Kokularıyla baygın. En görkemli saatinde yıldız alacasının. Gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder. Şimdi illa tamlama olmasına gerek var mı? İlla tamlama olmasına da gerek yok. Bak, gizli bir yılan gibi yuvalanmış içinde keder. Keder benzetme yoluyla yine bir alışılmamış bağdaştırma var. Var mı? Var. Yağmurlu genç kadın. Yağmurlu genç kadın. Kadın yağmurlu nasıl olabilir? Olamaz. O zaman alışılmamış bağdaştırma var. Devam. Dikkat ettiyseniz ölçü yok. Serbest bir ölçü var. Hece ölçüsüyle yazılmamış. Bu da doğru. Bunu da aldık. Tamam. Açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın. Şimdi dikkat ettiyseniz arkadaşlar, burada ambijantman var. Yani cümle dizede bitirilmemiş. Dizelere hapsedilmemiş, alttaki dizeler aktarılmıştır değil mi? Şöyle düşünün. Seni seviyorum. Şu benim birinci dizem, ikinci dizem. Bakın, alta aktarılmış. Yani ambijantman budur. Ahenk, asonans ve aliterasyon. Yani ünlü ve ünsüz tekrarıyla sağlanmıştır. Bakalım, açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın. A sesleri tekrar ediyor. L sesleri gözüme çarpıyor. E sesleri tekrar ediyor. A'lar var. I'lar var. Özellikle A ve E sesleri çok tekrar etmiş. Bir de L sesleri tekrar etmiş. Doğru. Yarım, tam, zengin uyak çeşitlerinden yararlanılmıştır. Şimdi buna tek tek bakalım. Hatta sınavda şöyle de yapabilirsiniz. Zamandan kazanmak için hepsini net, kesin bulduysanız diğerlerinin hiçbirine bakmanıza gerek yok. Yarım neydi? Tam ses, tek ses, tam, iki ses, zengin, üç ve üzeri. Şimdi buradan bakalım. Örneğin kadın ve ağlayan. Redif yok. O zaman hangi sesler benzer? Ne sesleri benzer? Yarım kafiye var. Tamam, burayı eledik. Yuvalmış, yuvalanmış, keder, alacasının, baygın, baygın ve alacasının. Hangi sesler benzer? In sesleri benzer mi? Evet, o zaman tam kafiye de var. Dikkat ettiyseniz zengin kafiye kullanılmamış arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Geldik 7'ye.
Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir? Rüzgar eser dallarımız atışır. Kuşlarımız birbiriyle ötüşür. Ören yerler bu bayramda pek üşür. Sümbül niçin yaşlı bakışır dağlar? Ölçüsüne bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hepsine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burası 11 ile hece ölçüsüyle yazılmış. Bütün umut raylarını söktüler. Bir takım adamlar gölge gibi sessiz, aysız ve yıldızsız bir gecede içime katran ve zift döktüler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'li. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bozuldu. Hiç daha bakmanıza gerek yok. Şurayı netleştireyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burası da 11. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şurasının hepsi 11. Dikkat ettiyseniz şurası bozdu. 12'li. Hece ölçüsü. Bakın burası gitti. İkisi de anlaşılır bir dille mi yazılmış? Evet. Redife yer verilmiş mi? Bakın atışır, ötüşür. Üller redif. Tamam mı? Ür. Geniş zaman eki. Şu birinci dörtlükte. Söktüler. Sessiz. Gecede döktüler. Bakın sök ve dök. Bunlar. Bu ikisini alalım. Söktüler. Döktüler. Şunlar bizim redifimiz. Demek ki redif de ortak. Ulama var mı? Ulama nereden bulacağız? Pek üşür. Şurada ulama var. Burasında var. Başka. Bir de bütün umut. Doğru. 11 LC ölçüsünün kullanılması ikisinin ortak özelliklerinden bir tanesi değildir. 8. Bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez? Yarım uyağa yer verilmiştir. Tezat sanatına başvurulmuştur. Yalın bir söyleyiş vardır. Ek ve sözcük halinde redif vardır. Hece ölçüsüyle kaleme alınmıştır. Sondan gidelim. Dost tan yana kanat bulup uçalım. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir daha sayayım. Dosttan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hece ölçüsü. Tekrar buradan sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hece ölçüsüyle yazılmış mı? Yazılmış. Ek ve sözcük halinde redif diyor. Ek ve sözcük. Şimdi uçalım, geçelim, içelim, gidelim. Şimdi dikkat ettiyseniz bunların tek tek kökünü alalım arkadaşlar. Uç, geç, iç ve git. Burada tabii yumuşama olmuş. Şimdi dikkat ettiyseniz burada herhangi bir benzerlik var mı? Uç, geç, iç, git. Bunlarda redif yoktur. Bunlarda ç sesleri arkadaşlar nedir? Yarım kafiye. O zaman yarım uyağa yer verilmiştir. Şimdi uçalım. Şunlar bizim redifimiz. Ek halinde redif var mıdır? Vardır, doğru. Ama sözcük halinde redif kullanılmamıştır. Yalın bir söyleyiş var mı? Var, doğru. Ak, kara. Tezat sanatıdır. Cevabımız Denizli. Bakın uç, geç, iç, git. Bunlar bizim köklerimiz. Uç, alım. Şimdi A da bizim istek kipimiz. Uçalım. Kim? Biz. Bu da bizim şahıs ekimiz. Yani ek halinde redif var. Kelime halinde redif yoktur. Cevap Denizli. 9. soru. Hangisinde Karagöz oyunuyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Karagöz Osmanlı'nın sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel yapısını tanımamız için önemli ipuçları verir mi? Evet. Çünkü bizim geleneksel tiyatromuzdur. Karagöz okumuş halk adamı. Yanlış. Hemen gitti. Okumuş değil. Cahil demeyelim de cahil halk kitlesini temsil etmez. Öyle bir bilgi söyleyemeyiz. Böyle orta halk, böyle yarım bilgiye sahip alt tabakadaki halkı temsil eder. Hacivat ise okumuş, yüksek zümreyi temsil eder. Karagöz'de tef, zil, basit bir düdük yardımıyla oyuna da müşrik eder, müzik de eşlik eder. Unutmayın arkadaşlar, geleneksel Türk tiyatrosunu ÖSYM çok sever. Sorulabilir mi? %99 sorulabilir. Ya Karagöz ya orta oyunu, metta, bunlardan kesinlikle soru gelme ihtimali her sene çok yüksektir. Bir de bunlardan müzik olmazsa olmazdır, unutmayın. Zenne, Tiryaki, Laz, Efe, Kayserili, Acem, Matiz, Arap gibi yardımcı karakterler vardır. Oyununun piri kimdir? Şeyh Muhammed Küşleri diye kabul edilir. 9 Bursa. 10. Hangisinde Orhun yazıtları ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? Türk adının geçtiği ilk belge midir? Evet. Yazıtların tamamı Aprunçur tarafından yazılmıştır. Hayır, yanlış bir bilgi.
Yolluk Team, yeğenleri tarafından, Kül Team, Bilge Kağan, Tony Hawk. Yeğenleri tarafından da yazdırılmış. Aprin Çurtiğin kimdi? Bizim bilinen ilk Türk şairimizdi. O zaman cevabımız Bursa. Türk milletinin tarihi, sosyal, kültürel, edebi birçok özelliğini yansıtır. Günümüzde Moğolistan'dadır. Doğru bir bilgi. İlk olarak çözümleyen William Thompson'dır. Doğru bir bilgi. Cevap Bursa. 11. Orhun yazıtlarından da soru gelebilir. Unutmayın arkadaşlar. ÖSYM'nin en çok sevdiği kaynaklardan bahsedeyim. Orhun yazıtları 1. Kutadgu Bilig 2. Divan Lügatü Türk 3. Şu üçünü ÖSYM oldukça çok fazla sever arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Yaşadığı bir macera etrafında meydana gelen halk hikayesinin diğer kahramanı Selvihan'dır. Selvihan. Ercişli Emrah'la Selvihan. Şimdi Karacaoğlan zaten geçti. Karacaoğlan kim var? Karacaoğlan'la İsmikan Sultan. Seyrani yok. Erzurumlu Emrah yok. Gevheri yok. Arkadaşlar Ercişli Emrah'la Erzurumlu Emrah'ı birbirine karıştırmayın. Ercişli 17. yüzyıl. Erzurumlu 19. yüzyıl. İkisinin arasında uçurum vardır. Ercişli Emrah halk adamıdır. Medrese eğitimi almamıştır. Şiirlerinde Arapça, Farsça kelimeleri kullanmaz. Ama Erzurumlu kullanır. Medrese tahsili vardır. Tasavvuftan etkilenmiştir. Dini konuları işler. Arapça, Farsça kelimeleri çok fazla kullanır. Divanı vardır. Ama Ercişli'nin yoktur. Unutmayın. Önemli bir konu. 12. Üslup, şekil, içerik özelliklerinden hareketle bu mısralar hangisinden alınmış olabilir? Yıldız bırakıyorum. ÖSYM'nin çok sevdiği soru tipinden bir tanesidir. Özellikle Cumhuriyet döneminde bunu sorabilir arkadaşlar. Bakalım. Ululuk, ulukla, uluk, küdes, hürmeti, sana kelke, devlet. Bakın arkadaşlar bu tarz soruları çözerken anahtar kelimeleri bulun. Bak ulu. Tamam mı? Sana kelge devlet, ne güter eşik gel, avuçka sözü. Hocam anlamıyoruz. Ben de anlamıyorum ki. Avuçka sözü tutsa açılır közü. Uluk hürmeti bar acunda törü. Uluk gelse kopkıl adakın örü. Şimdi bak iki tane. Devlet kavramını buldum. Bitti. Devlet nerede var? Devlet deyince aklınıza ne geliyor? Siyaset. Siyasetname. Divan-ı Lügat-ı Türk'te böyle bir konu var mı? Hayır. Risalet-ül Nusiye'de hayır. Dede Korkut'ta, Divan-ı Hikmet'te ne var? Kutadgu Bilig. Bizim ilk siyasetnamemiz değil mi? Bu kadar. Anahtar kelimeleri bulun. Tamamdır. Divan-ı Lügat-ı Türk'ün içeriği nedir? Türklerin yaşayışı, dili hakkında bilgi vermiyor mu? Risalet-ül Nusiye, nasihat, Dede Korkut hikayeleri adı üstünde. Hikaye. Hocam orada devlet olamaz mı? Olabilir. Ama en çarpıcısını ÖSYM senden istiyor. Yani senin bulduğun anahtar kelimenin o eserin tamamında anlatılabilecek bir şekilde. Divan-ı Hikmet'te belki devlet kelimesi geçiyordur. Devletten bahsediyordur ama tamamında değildir. Toplasanız binde biridir belki. O kadar bile değildir. Ama Kutadgu Bilig bizim ilk siyasetnamemiz. Çok uzattık. Geç. Cevap Ceyhan. 13. Hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Tapşırma. Böyle soruları çözerken hemen şu tarz açıklamaya geçmeden aklınızda tapşırma neydi? Halk edebiyatında mahlas kullanma. Takma adları mıdır? Evet doğru. Hamse 5 mesnevi mi? Evet. Sefaratname resmi seyahatname midir? Evet doğru. Cönk saz şairlerinin kendilerinin ya da başkalarının şiirlerini derledikleri uzunlamasına açılan değil mi? Dana dili, sığır dili, sefine gibi isimleri de var. Doğru. Başka bir manzume örnek alınarak aynı ölçü ve uyakla yazılan şiirdir. Tamam. Neresine takıldık biliyor musunuz? Osmanlı elçilerinin tuttukları gezi notlarına dayanan manzum. Manzum değil. Mensur eserlerdir. Bak açıklamanın hepsi doğru ama ufak bir yerden vurdu. Yani cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 14. Hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Divan edebiyatında yergi şairi denildiğinde akla gelen isimlerden biri kimdir? Nabi. Nabi ile yergi arasında ne alaka var? Bir alaka var mı? Hayır. Yok der dediğinizi duyar gibiyim. Yerginin ve övgünün şairi kimdir? Nefi. Babasını bile eleştirir. O zaman şunları eledim. Avrupalıların Hacı Kalfa olarak bildikleri Evliya Çelebi midir? Hayır. Katip Çelebi. O zaman 1-2 yanlış. Arkadaşlar ÖSYM Nefi'yi, Nabi'yi çok çok sever. Yani ÖSYM yergiyi, övgüyü bir de hikemi şiiri çok sever. Unutmayın gelme olasılığı divan edebiyatında %90'dır.
eserini sormaz. Unutmayın. Artık onlar çok geride kaldı. Belki sorabilir de. Biraz daha farklı soru tarzlarıyla sorabilir. Cevabımız Adana. 15. Hangisi söylenemez? Bu dizelerle. Şimdi. Hemen şıklara geçmeden. Burası beyit mi? Evet. Gördüğünüz üzere beyit. Cemali Hüsnü'ne mağrur olursun. Kemali Hüsnü'nün noksanı olursun. Beyitle yazılıyorsa divan edebiyatıdır. Burada isim geçer. Dehhani. Divan edebiyatının dili nasıldır? Ağırdır. Dehhani. Divan şiirinin bilinen ilk temsilcisi tarafından kaleme alınmış mı? Alınmış. Aruz vezni. Hocam nasıl bulacağız? Bulmana gerek yok. Divan edebiyatında bir iki ismin dışında Şeyh Galip'in sadece bir iki şiiri, Nedim'in sadece bir iki şiiri dışında heceyi kullanan pek yok. Ama sadece bu iki ismi bilin. Aruz var. Ait olduğu şiirin son bölümü müdür? Evet. Dehhani'nin ismi geçmekte midir? Evet, ismi geçmekte. Beyit midir? Evet. Mesnevi midir? Aa, bozdu. Mesnevi neydi? A. B, B, C, C. Kendi arasında kafiyeli. Bakın burası değil. X, A, X, A. Gazel. Değil mi? Dehhani'nin şu an elimizde sadece yanlış hatırlamıyorsam 6 veya 7 tane gazeli vardı. Cevap Edirne. Mesnevisi, Selçuklu Şehnamesi vardır ama elimizde yoktur. 16. Bu parçada düşüncelerini dile getiren sanatçı aşağıdaki edebi akımlardan hangisine bağlıdır? Güzel bir edebi akım sorusu. ÖSYM edebi akımları çok sever. Unutmayın arkadaşlar. Genelde 24. soru hep böyle edebi akım sorusudur. 16. Akıl insanı şaşırtmaz. Bitti. Cevaba gidebilirsiniz. Cevapları duyuyorum sanki böyle. Klasizm. Akıl adamı şaşırtmaz. Akıl baştadır. Akıl en üstündür. Ve sağduyu ifadelerini gördüğünüzde ya sonuna kadar okuyayım ya. Hoca demiş tamam okuyayım. Okuma. Boş ver. Boş ver. Git klasizme. Hiç üşenmeden git. Akıldan başkası olamaz. İnsana doğru yolu gösterir gibi. Cevap Adana. 17. Tanzimat dönemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ama parçadan hareketle. Bakın Fransa edebiyatının etkisi var mı? Var. Toplumu eğitme hedeflenmiş mi? Evet. Batılı türler ilk defa görülmüş mü? Evet. Romanda toplumsal sorunlara temas edilmiş mi? Evet. Teknik yönden oldukça güçlüdür. Hiç parçayı okumadan. Tanzimat dönemi romanları teknik yönden oldukça ama oldukça zayıftır. Bizim romanımız ne zaman gelişti? Servet Fünun döneminde gelişti. Özellikle kimle? Halit Ziya bir de Mehmet Rauf'la gelişti. Ama özellikle romancılığımızın babası kim diye anıyoruz? Halit Ziya. 18. Hangilerinde yanlış batılılaşma, alafranga, züppe tip? Hemen gördüm. Felatun Bey. Bakın bey ve efendi kavramları üzerinden bir çatışma vardır. Bey batıya aittir, efendi doğuya aittir. Taşşuku, talat ve fıtnatta yanlış batılılaşma söz konusu değildir. Çünkü orada ne vardır arkadaşlar? Talat ve fıtnatın aşkı vardır. Araba sevdasında kim var? Züppe, alafranga, yanlış batılılaşma tipinin en önemli örneklerinden biri kimdir? Bihruz vardır. Bihruz Bey. Yani 2 ve 4 de vardır. Cevabımız Denizli. Yanlış batılılaşma konusunu ÖSYM sever. 19. Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili bir bilgi yanlışı söz konusudur. Bakalım sanatlı bir üslup kullanan sanatçı. Doğru. Romanlarında aydın kişilere yer vermiştir. Romanlarında. Halit Ziya Cumhuriyet'ten sonra romanlarını sadeleştirir. Kahramanlarının yaşadıkları çevreye uygun olarak dile getirmiş ve ruh tahsillerini önemsemiş midir? Evet. Aşk-ı Memnun romanının baş kahramanı Ahmet Cemil. Ahmet Cemil Aşk-ı Memnun'un değildir. Hangi romanın? Mavi ve Siyah romanının baş kahramanıdır. Mavi ve Siyah bir nesil romanıdır. Nesil romanı ne demek arkadaşlar? Yani Mavi ve Siyah'ta Servet Fünun döneminin o sanatçıları anlatılmış. Ahmet Cemil de Servet Fünun sanatçılarını temsil etmektedir. Cevabımız o zaman Ceyhan olacak. Gözlem var mı? Var. Betimleme var. Mensur Çiğir'in ilk örneklerini vermiş mi? Vermiştir. Doğru. 20. Hangisi bu parçada sözü edilen sanatçı tarafından kaleme alınmamıştır? Şimdi Türk'ün Ateşle imtihanı Halide Edip. Dudaktan Kalbe Reşat Nuri Güntekin. Sinekli Bakkal Halide Edip. Mor Salkın F. Handan Halide Edip. Hiç okumadan Dudaktan Kalbe. Cevabımız Bursa. Halide Edip adı varı. Halide Edip adı varı. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nu unutma. Reşat Nuri Güntekin'i. Refik Halit
Kara'yı ÖSYM'e oldukça ama oldukça sever. Ama bu dördünün içerisinde en fazla Halide Edip'le Yakup Kadri'yi çok sevmekte. Parasız Yatılı adlı eserden alınan bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yoksulluk teması var, tasvir var, pastiş var. Pastiş benzetme demek. Sıradan bir sosyal konuya değinilmiş üçüncü şahsın anlatımı vardı. Üçüncü şahıs hangisi? O. İçeriden uğultular geliyordu. Bak geliyordu kim? O. O zaman üçüncü şahıs var mı? Var. Yağmur taş duvarların arasından çıkan aykırı yeşillikleri parlatmıştı. Bizden de erken gelenler olmuş, geçmiş kalmış olmayalım. Hademe giyimli bir kadın onlara dolu yürüdü. Taşlı yollardan bezgin, alışık bakışlarıyla anne kızın üstünden dışarıda bir şeye bakıyordu. Anne saygılı sordu. Gecikti mi acaba? Çocukların çoğu gelmiş. Hademe kadın ilgisiz. Parasız yatılı imtihanlarının çocukları hep erken gelir. Sosyal bir tema var. O zaman doğru. Yoksulluk var. Çocuk annesinden ayrıldı. Kıyısı duvarla taş yolda. Duvarlı taş yolda yürümeye başladı. Hademe kadın görmedikleri bir iskemleyi görmedikleri bir çatının oraya çekip oturmuş yün örmeye başlamıştı. Çocuk dönemeçte arkasına baktı gibi gibi gitti. Şimdi tasvir. Tasvir yani betimleme. Anneyi tasvir etmiş, çocuğu tasvir etmiş. Doğru. Pastiş yöntemi var mı? Bakın burada yok. Kısaca pastişten şöyle bir örnek vereyim. Pastiş ne aslında? Pastişin özelliği bir yazarın dil ve anlatım özelliklerine, düşüncelerine öykünme, o yolda yazma. Şöyle düşünün. Örneğin Orhan Pamuk'un kendisinden önceki bir yazara benzemesi. Kime? Şeyh Galip'e veya Ahmet Hamdi Tanpınar'a. Benzerliği belli edecek mi? Evet. Örneğin Ahmet Hamdi Tanpınar kime benzemek veya Orhan Pamuk'tan örnek vermiştim. Kime benzer veya kime benzer özellik kullanır diyelim? Ahmet Hamdi'ye. Onu romanında kullanırken ona benzediğini de tabii söylemesi gerekmektedir. Şöyle bir örnek verelim arkadaşlar. Salah Birsel'in bir şiirinde mesela Kuğular Geldi ederek ikindiği ilan dizesi Ahmet Haşim'in Altın Kuleler'den yine kuşlar tekrarını eder ömrün ilan dizesinin pastişidir. Yani benzeridir. Hocam nasıl anlayacağız? ÖSYM eğer pastişten sorarsa muhakkak ama muhakkak verir. İşte Orhan Pamuk mesela bir parça verir veya Elif Şafak'tan bir parça verir. Kimden alındığına dair orada bir bilgi muhakkak vardır cevabımız. Ceyhan geçelim. 22. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı verilmiştir. Roman ve öyküde ciddi ilerleme gösterilmiş. Doğru. Uluslararası üne kavuşan yazarlarımız var. Şiir toplulukları 80'lere kadar görülmüş. Daha sonra şairler bağımsız çalışmaya devam etmiştir değil mi? Aynen. Yedi Meşale, İkinci Yeniciler, Garip, Toplumcu Gerçekçi gibi, Maver Ağacılar, Hisarcılar, Maviciler gibi. 80'lerden sonra artık ne oldu? O darbe döneminden sonra artık böyle bireysel. Tiyatro alanında önemli eserlere imza atılmış mı? Evet, doğru bir bilgi. Edebiyat İstanbul'un tekelinden çıkmıştır, Anadolu'ya gitmiştir. Doğru. Konu olarak Atatürk ülke ve devrimlerinin dışına çıkılmamış. Yanlış bir bilgi. 1938'li yıllara kadar Atatürk ilke ve inkılapları ağırlıklı anlatılmış ama daha sonra köy, yoksulluk, ağa, işçi, ırgat ve dini temalar anlatılmaya başlanmıştır. Cevap Edirne. 23. Aşağıdaki sanatçılar hangisi bu parçada sözü edilen edebi anlayışı benimsememiştir? Şimdi hiç parçayı okumadım. Hiç okumaya gerek yok. İhsan Oktayanar postmodern, Buket Uzuner postmodern, Pınar Kür postmodern, Metin Kaçar, Fındık 8 diye bir romanı var. Postmodern. Ama Ahmet Hamdi Tanpınar postmodern bir yazar değildir. Bireyselcidir. Bakın, belgisizlik içinde bırakarak okuyucusunu çözümden geri durmak bu akımın en önemli özelliğidir. Çözümden geri durmak şu demek, postmodern romanın bir özelliğidir. Yazar bir tane sorundan bahseder ama sorunun çözümünü söylemez. Okuyucuya bırakır. O zaman cevabımız Denizli. Geldik son soruya. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Milli Edebiyat döneminde yazmaya başlamış olan nokta nokta Mustafa Kutlu'yu eleyebilirsiniz. Örneğin bu dönemde yazmamış. Hatta bunu da hiç yapmayın. Asıl önemli eserlerini 40'tan sonra vermiştir. Asıl önemli eserlerini 40'tan sonra vermiştir. Tamam. Adlı romanındaki kahramanıyla Cervantes'in Don Kişot'una çok güzel. Cervantes'in Don Kişot'una Gonçarov'un Oblomov'una benzer. Kim bu biliyor musunuz arkadaşlar? Abdurrahim Şinasi Hisar, Fahim Bey ve Bizde.
Cervantes'in Don Quixote'uyla Gonçarov'un Oblomov'undan etkilenmiştir. Yani bu biraz bilgi sorusu, bayağı bir bilgi sorusu. Eleyici sorulardan bir tanesidir aslında. Cevabımız Ceyhan. Denemeyi bitirdik. Devam edeceğiz arkadaşlar. Siz de bol bol deneme çözmeye devam edin. Bir sıkıntınız, derdiniz olduğu zaman Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.